Hayırlı akşamlar dostlar. Türkiye'den Irak'ta yaşananlara ilişkin ilk açıklama Dışişleri Bakanlığımızdan geliyor. Yapılan açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadiseyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor şeklinde açıklamalar devam ediyor. İfadelere baktığımızda masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı da not düşürmüş. Bilindiği gibi Irak'ta gerek Başbakan Kazimi, gerek Cumhurbaşkanı Berham Salih, gerekse de ayrılıkçı bölgeden Barzani çeteleri Türkiye'yi suçlayan açıklamalarda bulunmuş. Türkiye sivilleri vurdu yalanına başvurmuştu. Dışişleri Bakanlığımız Türkiye gerçeğin açığa çıkması konusunda her türlü adım atmaya hazırdır açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi alçaklar Türk bayrağımızı yakmıştı. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerini açığa çıkarmaya çağırıyoruz açıklaması yapılmış. Türkiye'den işbirliği mesajı da verilmiş durumda dostlar. Olaylarla ilgili aslında biz 2 gün öncesinde şu haberi paylaşmıştık. Irak'ta ses kaydı çıktı. Ses kaydının sızdığını söylemiştik. Dolayısıyla iç savaşın gündemde olduğuna yönelik Nuri El Maliki'nin ses kaydından bahsetmiştik. Tam da bu olaylardan sonra bu olaylar unutturulmak istenmiş gibi yeni bir olay yaşanıyor. Yine Türkiye suçlanmış durumda. 2 gün önce Maliki'nin sızdırılan ses kaydında Irak'ta İran yanlısı Arap Şiilerle İran karşıtı Arap Şiiler arasında iç savaş çıkacağı haberi paylaşılmıştı. Ve bugün itibariyle Zao olayından sonra gündem bir anda değişiyor. Yine dostlar Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı gerçekleşirken protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanıyor. Bu arada dostlar terörist Barzani şunu söylüyor. Zao'da sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan bombardımanı şiddetle kınıyoruz. Bağdat yönetimi bu suçların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almalı. Saldırıyı gerçekleştiren Türkiye'yi kınıyoruz açıklamasını yapıyor. Irak Bağdat'ta Türk Büyükelçiliğimiz önünde yoğun güvenlik önlemi varken Bağdat'ta bir protestocu çukur işaretiyle sözde ülkemizi protesto ediyor. Bu şekilde ilginç bir görüntüyü görmektesiniz. Yine Tahran'da yapılan üçlü zirvenin ardından bugün Irak'ta Necef'te Türkiye Vize Başvuru Merkezi önünde Türk bayrağımız battaniye ile kaplanmış durumda. Bu arada dostlar burada ölen kişilerin Irak'ın Babil bölgesinden olduğu belirtiliyor. Babil bölgesinden de görüntüler yayınlanırken Irak Basra'da Türkiye Vize Başvuru Merkezi Kerbele ve Necef'ten sonra yine kapatılmış durumda. Güvenlik önlemleri alınıyor. Bölgede Irak'ın Babil valisi de açıklamalarda bulundu. Zao'da meydana gelen hadisede ölen 5 kişinin Babil'li olduğu da kesinleşmiş oluyor. Yerel kaynaklar tarafından da bu şekilde açıklama yapılırken Irak Kültür Bakanlığı vatandaşlara kendi güvenlikleri ve şehitlerin kanıyla dayanışma için Türkiye'ye gitmemesi tavsiyesinde bulunuyor.